Canı takipçiler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok 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 iyiyiz. Canım takipçilerim, bu ara yine çiçeklerle beraberim. Ama bu ara lif çiçekleri yapıyorum canım takipçilerim. Lifler yapıyorum. Diğer çiçeklerimiz de var. Tabii onları da paylaşacağız. Ama teyzenin hobileri olduğu için bir hobi olarak da işte böyle örgü paylaşımı yapmak istedim. Canım torunuma hediye lif örmek istedim. Dedim bir modellere bakayım. Aman ya Rabbim, ne modeller, ne modeller, ne modeller var. Bayıldım ben şimdiki liflere canım takipçilerim. Şahane şahane modeller üretilmiş. Şimdi onlardan ben de lifler yapmak istedim. Canım torunuma yaptım. 2-3 takım ona yaptım. Şimdi işte yurt dışından gelinim gelecek, onu hediye edeceğim. Kızım var, işte hediye edeceğim kişiler var. Onlara size böyle lifler yapmak istedim. Tabii bunu şu anda örürken göstermek istedim. Son artıkın son bir yaprağını yapacağız. Dalını yapıyorum. Ondan sonra yapraklarını yapacağız. Buraya da gülünü yapacağız canım takipçilerim. Bu gülünü de bu modelde, bu çiçeğinden yapıp koyuyorlar buraya. Ama ben daha çok bunun, bu kısmının çim olarak hayal ediyorum. Çim olmasını düşündüğüm için burasını yeşil yapmak istiyorum. Yani tabii bazı liflerde bu çiçeğinden de koyabilirim ama bunun burasını çim yapacağım. Bu çiçeğinden koymayacağım, farklılık olsun istedim. Şimdi son bir dalımız ve yaprağımız var. Onları tamamlayalım. Tekrardan gelip göstereyim canım takipçilerim. Canlarım, ben lifimi tamamladım, geldim. Ortasına gül değil de çimenimizi yaptık. Dallarımız yeşil, pudra rengi güllerimiz var. Onlara böyle dörderle tohumlar yaptık. Bana göre oldukça şık oldu. Bu modeli yapan kardeşlerime teşekkür ederim. Tabii ki ben de kendime göre biraz değişiklikler yaptım. Burası diğer arkadaşlarım da güldü. Ben çimen koydum. Çimen daha bana uygun geldi. Şimdi canlarım, işte modelimiz böyle. Allah hayırlısından kullanmayı nasip etsin. Tabii hediye edeceğim canlarım, gelinim, kızım var, torunlarım var. İşte onlara yavaş yavaş böyle bu güzel liflerden biraz öreceğim. Allah nasip kısmet ederse o ördüklerimi de sizlerle tekrardan paylaşacağım. Oldukça güzel lifler. Nasıl yaptık bunu canım takipçilerim? Buradan altı fıstıklı lif ören kardeşlerimiz bilir. Altı fıstıkla başladık. Her sırada arttırdık birer fıstık. Ta ki yedi fıstık olana kadar. Şu kısım yedi fıstık. Şunlar şöyle bakın, bir, iki, üç diyelim. Böyle yedi fıstık olana kadar arttırmaya devam ettik. Yedi fıstıktan sonra daralttık, küçülttük canım kardeşlerim. Sonra işte bu formu aldırttırdık. Kenar oyasını yaptık. Bittikten sonra da kenar oyasını yaptık. Sonra güllerini yaptık. Oldukça güzel güller. İster açık tutun, bu şekilde açıkta tutabilirsiniz, dilerseniz kapalı tutabilirsiniz. Ortalarına tohumlarını koyduk canlarım, o tohumlarını koyduk. Sonra yeşil dallarını yaptık, yapraklarını yaptık. En son da bu ortadaki çimenini yaptık canım takipçilerim. Bu kadar çok renk, hani arkası nasıl kötü durur mu derseniz, hayır, bakın arkası da oldukça temiz, oldukça güzel. Sadece sarıların düğümleri burada gözüküyor. Sarıları da 3-4 düğüm attım. Sonra o düğümler açılmasın diye tekrar ben iğneyle onları sabitledim. İğne oyası düğümü yaptım. Kesinlikle açılmayacaklar. Kendimiz kullanacağımız için daha böyle tedbirli, daha bu iplerin arasından geçirmektense iğne oyasına düğüm yaptım canlarım. Oldukça güzel oldu, çok da şık bir model, benim çok hoşuma gitti. Canım takipçilerim, o kadar şahane lif ören kardeşlerimiz var, o güzel elleriyle, bakımlı elleri, ojeli parmaklarıyla muhteşem muhteşem güzellikte çok çok güzel lifler örüyorlar. Harikalar hepsi. Tabii ben hobi olarak torunlarıma, birkaç eşime, dostuma hediye örmek istedim. Onları Allah nasip kısmet ederse biraz ördüm.
Gün gün paylaşırım. Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi canım takipçilerim, bunu böyle yaptım. Diğer takımını da uzun lif olarak yapacağım. Uzun halkalı lif olarak yapacağım. O lifimi de yaptığım zaman tekrardan paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük böyle yine çiçek videom olsun. Hem lif hem yine de çiçeklerden ayrı kalamadık. Bugün çiçek videosu paylaşmasak da lif üzerinde çiçekler paylaşalım dedik. Canım takipçilerim, ben lifimi ördüm. Harika oldu. Bunu örmek isteyen kardeşlerim de çok güzel tarif edenler var. Ben sadece burada örgümü paylaşmak istedim. Birçok kardeşlerim güzel lifleri örüyorlar. Onların kanallarına bakabilirsiniz. Yani benim de ördüğüm böyle canım takipçilerim. Ama diğer parçasında ördüğümü de tekrardan gösteririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.